efendim, iyi akşamlar. Yine bir empatide, yeni bir empatide bir aradayız. Bu haftaki konuğum önemli. Türkiye'de birçok ilki gerçekleştirmiş, kendisine, mesleğine, ülkesine yatırım yapmış. Kendi alanında birçok profesyoneli yetiştirmiş, yani hocası, ustası diyelim. Kasaba ilk köfteyi koyan, ilk tavuğu parçalayan, Turkish Steakhouse'u başlatan kişi. Ben kendisine çok sıfat isminin önüne koyabilirdim ama en güzelini kendisi söylemiş, mütevazı. Kasap diyor kendisine. Hala kısmen sokak çocuğu olan nefis bir konukla tanıştırıyorum sizi. Zaten tanıyorsunuz. Cüneyt Hasan, Cüneyt'ciğim hoş geldin. Merhaba Ahmet abiciğim, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ederim, seninle olmak çok güzel. Onun için çok iyiyim. Bugün benim için çok özel ve güzel bir gün. Çünkü seninle beraberim abi. Eyvallah, biz de çok teşekkür ederiz bizim davetimizi kırmayıp. Ben teşekkür ederim abiciğim. Ben Cüneyt Hasan. Yani bugün size servisinizde bel yardımcı olacağım. Senin mahalle kasabından ayıran ne? İnsanlar adına ne yapabilirim? Ülkem adına ne yapabilirim? Gece gündüz çalıştım. Gece gündüz çalıştım. Şansa ve tesadüfe asla inanmam. Ben emeğe inanırım. Hmm. Emek kutsaldır. Parayla satın aldığın şeyin değeri yok. Önemli olan parayla satın alınamayacak şeyler. Zengin olmak ne demek? Zenginlik sana ne ifade ediyor? Abi para kazanıncaya kadar amaçtır. Bunu kabul ediyorum. Çünkü ihtiyacım vardı. Ben bir kapıcı çocuğuyum yani. Benim babam kapıcı. Onun için artık apartman yetkilisi diyorlar. Apartman görevlisi diyorlar. Benim babam kapıcıydı ama adamdı. Adamdı. Apartmandan inen herkes önünü ilikler. Rıza Efendi nasılsın? Çünkü işini iyi yapardı. Evet, adamdı. Böyle bir adamın oğluyum yani. Babamla her zaman gurur duydum. İlk onun oğluyum diyebilirim abi. Onun için para kazanıncaya kadar amaçtır abi. Evet, net. Para kazandıktan sonra mutlaka amaca dönüşmelidir abi. Ve zenginlik İşte burada çok lazımdır. Hani bir hırka bir lokma hikayesi var ya. Balon abi. Fakir Müslüman ne işe yarar abi? Ne işe yarar abi? İşte zenginlik bu anlamda çok önemli. Ama zenginlik dediğimiz şeyi sadece para olarak algılarsanız abi hata edersiniz abi. Yüreğiniz, gönlünüz, aklınız, beyniniz zengin mi abi? İnsanlar adına ne yapabilirim? Ülkem adına ne yapabilirim? Ülke, vatanımız. Yani para bir amaç olarak başlayabilir ama bir araç olduğunu unutmamak lazım. Ne için para kazanacağınızı da hesap edin diyorsun. Yoksa adamı bozar da. Çünkü bozar abi. Bozar. Genelde bozar abi. Tam burada hikayeye girelim mi? Dünyayı bozmuş abi para. Girelim mi hikayeye? Yes baba. Tamam. Peki. Şimdi artık Cüneyt gitti. Birazdan tarif edeceğim insan olacaksın. Okey. İlk hikayemizde 1951 yılında Iğdır'da dünyaya gelmiş bir bebeksin. Ailenin ilk çocuğusun. Bakıcılarla el bebek, gül bebek büyüyorsun. Rahat. Baban Iğdır'ın en zenginlerinden biri. Zahirecilik yapıyor. Yani işte bakliyat, bulgur falan satıyor, buğday. Iğdır'da herkes onu çok seviyor sayıyor, babayı. Anne ev hanımı. Senden sonra 4 kardeşin daha oluyor. Annen seninle ve kardeşlerinle ilgileniyor. Baban ev işleri için bir sürü yardımcı tutmuş. Ev rahat yani. Çalışanlarınız, kardeşlerin, annem ve babanla birlikte kalabalık bir evde geçiyor çocukluğun. Akranların naylon ayakkabılarla gezerken sen en iyi kıyafetleri, en iyi ayakkabıları giyiyorsun. Baban sana kösele ayakkabı diktiriyor yani o yıllarda. Annem baban senin başarılı olmanı istiyor. Sen de bu yüzden okuluna, derslerine hep öncelik veriyorsun. Babanın işleri çok iyi. Dedenle babaannen İstanbul'da olduğu için babanın bir ayağı hep İstanbul'da. Sen ilkokulu başarıyla bitiriyor, ortaokula geçiyorsun. Ve orta ikinci sınıftayken bir kıza aşık oluyorsun. Bu kız tüm düşünceni işgal ediyor. Ondan başka bir şey düşünemez hale geliyorsun. Derslerin bu yüzden biraz kötüye de gidiyor. Aşık olduğun kızla evlilik hayalleri kuruyorsun ama henüz 12-13 yaşındasın. 12-13 yaşındaki bir çocuk için aşk ne demek? Bu nereden çıktı şimdi? Çok seviyorum abi. Çok beğeniyorum abi. Aslında beğeniyorum. Görmeden edemiyorum. Beğeniyorum abi. Onun için de bambaşka duygular oluyor. Hele o çağda biliyorsun nasıl bambaşka olur. Tutkulu. Tutku. Takıntılı. Acayip bambaşka. Ya dünyayı yakarım. Evet. Dünyayı yakıyorum. Gerektiğinde evet. Yakıyorum. Mantık uzakta. Evet. Mantık yok. Aşk seni ele geçiriyor. Bu duygunun verdiği heyecanla kıza açılıyorsun. Bak. Sevdiğin kız bu aşk itirafı karşısında çok mutlu oluyor. Çünkü o da sana aşık. İkiniz de havalara uçuyorsunuz birbirinizin duygu durumundan ve evlenmeye karar veriyorsunuz. Yaş 12-13. Fakat farkındasınız ki aileleriniz çocuk yaşta evlenmenize izin vermez.
kaçmaya karar veriyorsunuz. Bak her şeyi ayarlıyorsun, Ankara'da yaşayan deden ve anneanneni ikna ediyorsun. Onlar da size kıyamıyor, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Sevdiğin kızla birlikte karne aldığınız günün gecesinde önlüklerinizle Erzurum'a doğru yola çıkacak olan otobüse yetişiyorsunuz. Oradan da trene binip doğru Ankara'ya anneannenle dedenin yanına gidiyorsunuz. Baban iş başa düştü deyip duruma el atıyor. İlk iş olarak kızın ailesini ikna etmeye gidiyor. Artık okula devam etmeyeceğin için İstanbul'da sana bir iş veriyor baban. Ve bahçeli evlere yerleşiyorsunuz burada. Baban bu süreçte sevdiğin kızı da Ankara'dan İstanbul'a getiriyor. Babaannenle dedenin evine yerleştiriyor. Görüşmenize izin veriyor. Sen bu koşullarda 20 yaşına kadar para biriktiriyorsun. Zaten ailenin durumu iyi. 1971 yılında ikiniz de 20 yaşına geldiğinizde evleniyorsunuz. Oraya kadar idare etmişler sizi. 7-8 yıldır o evlendiğiniz günü beklemektesiniz. Beklediğine değdi mi? Mutlu musun? Bundan sonraki hedeflerin, planların ne? Bir kere... Önce mutlu musun? Tabii. Ben amacıma ulaştım. Hedefime ulaştım. İki tarafında hem sevgilimin hem benim çok arzu ettiğimiz bir şey, çok istediğimiz bir şey olduğu için... Kimseyi de kırıp dökmediniz. Bunun da bir bedeli olmalı zaten. Bedellerini ödeyerek biraz da ailem tabii ki biraz da ailemize de bedelleri de ödeterek tabii hiç arzu ettikleri bir şekilde olmuyor. Onlara bedel ödeterek, kendimize bedel ödeterek tabii ki çok zorlanarak okumaktan geri kalarak ve çok hızlı büyümeye başladık. Okul gitti. Ve hızlı büyümeye mecburen çok hızlı büyüyorsun. Hayat böyle bir şey çünkü. Hızlı büyüyerek her şeye adapte oluyoruz. Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Tabii bunun yanında ne yapıyoruz? Aynı zamanda çalışıyoruz. Tabii. Para kazanıyoruz. Anneme babamıza mahcup olmayalım. Biz böyle yola çıktık ama. Genç yaşta beklemek nedir öğreniyorsunuz. Vesaire. Tabii orada benim İstanbul'da ailemin yanında olmuş olmam da onlar da bizi çok sevdikleri için. Evet. Aile bağlarımız. Çok fedakarlık yapmışlar. Aile bağlarımız çok güçlü olduğu için fedakarlık yaptılar. Dolayısıyla biz de üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Ama tabii asla zor olmadı. Pişman mısın diye sorarsan hayır. Hayır. Sevdamız vardı, evet. Pişman değiliz diyorsun. Hedefimiz vardı. Hayır değiliz abi. Niye olalım abi? Zaten bunun bedelini ödeyeceksek ödeyeceğiz. Madem ki bu kadar çok istiyorsun, zaten bunun bedeli olacak yani. Peki. Mesela okulu okumadık. Bu bedel değil mi? Evet bedel. O kadar zorluk çektik. Bedel değil mi? Tabii. İşsiz, güçsüz, hiçbir zaman çalışmamış, el bebek gül bebek büyümüş bir çocuk için bir bedel değil mi? 7-8 yılda beklediniz, o da bir bedel. Ve o yaşlardaki çocuğun düşünün... Bunların hepsi birer bedeldi ama o günkü duygu ve düşüncelerinde değerdi abi. İkiniz de çok genç ve tecrübesizsiniz. Evlenir evlenmez bir çocuğunuz oluyor. Acele ediyorsunuz biraz. Ona bakmayı beceremiyor, hasta olduğunu anlayamıyor ve bebeğinizi 6 aylıkken kaybediyorsunuz. Bir bedel daha. İkiniz de ruhsal çöküntüdeyken sen eşini teselli ediyor, yanında olduğunu hissettiriyorsun. Birbirinize duyduğunuz güçlü sevgi bu problemin üstesinden gelmenizi sağlıyor. Kısa bir süre sonra da tekrar baba olacağını öğreniyorsun. Bir kızın oluyor. Bu kez onun üstüne titriyorsunuz. Sen tam askere gidecekken bir de erkek evlat ekleniyor yanına. Peki bebeğini kaybetmek sende, ilk bebeği kaybetmek bir travma yarattı mı? Şimdi iki çocuğun var. Onları kaybetmekten korkutur mu seni zaman zaman o tecrübe? Ben her zaten insan olarak tabii ki bütün bu yaşadığım şeyler beni zaten yeterince... Bunları çok olgunlaştırdı ve çok yıprattı zaten. Bir de ölümler olunca genç yaşta hızlı bir şekilde büyüyorsun. Büyümeye büyüyorsun ama tahribatları çok büyük oluyor. Çok büyük de tahribatlar yaşadık tabii. Hayata artık ondan sonra başka türlü bakmaya başlıyorsunuz. Yani çok daha ilk en başa döndüğümüzde hayat öyle bir şey değilmiş demeye başlıyorsunuz. Sevdim kaçtım evet, falan sevdim, öyle kaçtım, değilmiş. Öyle bir şey değilmiş. Tabii bütün bunların hepsinde sonuçta onurlu durmak, omurgalı durmak için de hem mutsuz oluyoruz hem de öyle görünmek için çaba sarf ediyoruz. Askerlik zor geçti evet, mi? Her şey. Tabii ki. Zaten böyle olunca, hayat böyle olunca kızcağız zor da yeni bir bebek olmuş. Hayat ikinci bebek bambaşka, gelmiş değil mi? Bambaşka bir durum oldu. Yani kısacası o el bebek, gül bebek doğan çocuk sonuçta sevdası uğruna bütün bu bedellerin hepsini yaşamak ödeyerek ve ödeyerek başlıyor abi. Askerden dönünce baban sana hayatın en büyük çekini yazarak bir kamyon alıyor.
babanın 1981 yılında yazdığı çek tam 11 milyon değerinde. Çok para. Bu dönemde Bahçeli Evler'deki ev bile 1 milyon lira. 1 milyon lira. Babana minnettar kalıyor, kamyonculuğa başlıyorsun. Fakat bir tüccar aza razı olursa iflas etmez diyen babanı asla dinlemiyor, hırs yapıyorsun. Daha çok kazanmak için bir lokanta açıyorsun ve 5 senenin sonunda iflas ediyorsun. O para gidiyor. Onca yıllık emeğinizi lokanta açmak için harcadın ama lokantayı da batırdın. Biraz şımarıklık değil mi bu? Önüne dünyaları seren babana karşı biraz mahcup hissetmiyor musun kendini? Amaç mahcup olmak değildi tabii. Tabii. Amaç o değildi. Ama sonuç bu. Evet, ama sonuç bu. Evet. Bazen amaç da sonuç olmayabiliyor işte gördüğünüz gibi. Tabii ki bir kere daha beni üzüyor, bir kere daha beni yoruyor, bir kere daha beni geriyor, bir kere daha bir kuyuya düşüyorum ve o kuyudan çıkmaya çalışıyorum. Bu da beni iyice yıpratıyor. Ve hiçbir şey istediğim gibi bir türlü gitmiyor. Başarılı olamıyorum bir türlü. Zarar çok büyük, o ne olacak? Zarar da çok büyük. Babana mı güveniyorsun? Yani yapacak hiçbir şey yok. Ama ona da mahcup olmak istemiyorum. Babana mı güveniyorsun bundan sonrası için? Güvenmiyorum abi. Kendim yapmalıyım abi. Kendim yani, yapmalıyım diyorum ve yola çıkıyorum. Seni daha uzun yıllardır arayışa daha giriyorum. Sırtında taşıyamaz evet. Değil mi ha, adam? Ha, yüzüm de yok zaten. İstemiyorum da zaten. Ben istemiyorum yani. Ama bak ne oluyor? Mecburen baban yine duruma el atıyor. Önce dedenin bir zamanlar İstanbul'da aldığı bir pasaj varmış. Onu satıyorsunuz. Sen de dükkanından kalan klimaya kadar her şeyi elden çıkarıyorsun. Baban durumu kurtarmak için çok çaba sarf ediyor ama çok yorgun düşüyor. Üzüntüden hasta olup maalesef hayatını kaybediyor. Biraz sorumsuzlukların nedeniyle senin eşin de kızgın. Onun da ruh sağlığını bozuyorsun. O da senin yüzünden hastaneye yatıyor. Her şey tersine dönmüş durumda ve bu süre zarfında bir kötü haber daha alıyorsun. Kızın bir motosiklet kazası geçirip yoğun bakıma alınmış. Artık seni her kötü durumun içinden çekip alan adam, yani baban yok. Bir anlamda hayat sigortanı kaybettin. Babanın yokluğu seni hayat karşısında endişelendiriyor mu? Ne hissediyorsun? Yani ilk sarıldığın şey hep baban oluyordu ya, o yok şimdi. Tabii ki. Tabii ki. Bir kere babam, ona karşı mahcubum. Hala ve babam giderken ben ona mahcubum. Hala mahcubum. Mahcup da gitti. Mahcup gittim. Ona mahcubum, o gitti. Bu çok bambaşka bir şey, sıkıntı yaratıyor bana. Ha. Hiçbir şey yoluna gitmiyor. Bu ayrı bir problem. Eşinin hastalığı. Ama baba ne olursa olsun baba. Baba bu sırada bütün bu olumsuz olan her şey eşimi de çok fazla etkilediği için ben de sorumsuz hareket etmeye başlıyorum zaten. Yani biraz da ben de dağıtıyorum. Bütün yaptığım şeylerin sorumlusu benim. Ben yaptım. Ama bu arada çok şey öğrendim. Hayat bana çok şey öğretti. Düşe kalka daha çok düştüm. Çok fazla kalkamadım. Sence telafi edebilecek misin? Tüm sorunlar, tüm problemler, tüm zorlukların daha güçlü yaptığını gördüm beni. Onun için telafi etmek için her şeyi yapacağımı düşünüyorum. Ama daha güçlendim, daha akıllandım, daha kafam yerinde. Onun için bundan sonra daha doğru karar verebilirim ve güçlüyüm. Yani artık düşünce kalkmayı öğrendim. Bakalım ne olmuş? Büyük kayıplarından sonraki zaman içinde iyi haberler alıyorsun. Eşin ve kızın sağlıklarına çok şükür kavuşuyorlar. Ve hemen sonrasında ilginç bir gelişme oluyor. Bacanağ'ın kendi birikimiyle bir dükkan satın alıyor ve sana da iş teklifinde bulunuyor. Bu sayede lokantacılığa yeniden başlıyorsun fakat yine hiçbir şey yolunda gitmiyor. Her gün biraz daha zarar etmemek için eninde sonunda dükkanı kapatmak mecburiyetinde kalıyorsunuz. Ama bu kez de bir başka felaket yaşanıyor. 99 depremi oluyor bu sırada. Ha. Bacanağ'ın enkaz altında kalarak maalesef hayatını kaybediyor. Şimdi babanı kaybettikten sonra kendine yeni bir kurtarıcı buldun ama o da hayatını kaybetti. Çok güzel bir çocukluğun var geçirdiğin. Güzel bir evlilik yaptın ama sonrasında baş aşağı giden bir hayatın oldu. Şimdi gerçekten %100 tek başınasın. Ne yapacaksın? Bu kötü gidişatı değiştirmek mümkün mü sence? Her zaman her şey mümkündür. Her zaman her şey mümkündür diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Mümkün. Hayır, mümkün. Yani çünkü çok şey öğrendim. Güçlendim. Öğrendim. Hayata dair çok şey öğrendim. Çok fazla düştüm. Çok fazla düştüm ama çok fazla kalkamadım. Ve bu kadar düşmenin de bana bir şeyler öğrettiğini düşünüyorum. Yani öğretti yani bana, öğretti. Öğretmiş olmalı değil mi? Öğretmiş olmalı artık yani. Onun için daha doğru kararlar vererek bir şeyler yapmam gerekiyor. Artık
O noktadayım. Şimdi bugünkü halde tek bir çözüm yolum var. Babanın ve dedenin Iğdır'da tarlaları var. O tarlaları ve hayvanları satıp Aksaray'da bir dükkan kiralıyorsun. Şimdi Aksaray'dayız. Ve 5 sene lokantacılık yapıyorsun ama maalesef yine olmuyor. Elinden gelen her şeyi yapmana rağmen yine başaramıyorsun. Kiralar artıyor o arada, 99 depremi sonrası filan. Dükkan sahibi seni çıkarıyor. Cebinde bir miktar para kalıyor yine de. Bu parayla ne yapabileceğini düşünmektesin şimdi. Önce kendi başına bir lokanta açtın ve batırdın. Sonra bacanağınla denedin, batırdın. Üçüncüsünü Aksaray'da açtın, gene olmadı. Yani bu yaptıklarından bir ders çıkması gerekmiyor mu? Sence de bu özgüvenin biraz gereksiz veya fazla mı acaba? Sendeki bu özgüven. Çünkü var maşallah. O günlerde çok sağlıklı düşünemiyorum. Sağlıklı düşünemiyorum ama çaresizim ve mecburum. Dolayısıyla iyi kötü o işlerin içine girip çıktığım için de o işleri yapmaya çalışıyorum. Onu söylüyorum. Neden mesela lokantacılıkta ısrar ama ediyorsun? Ama ediyorum çünkü iyi kötü onunla ilgili de bir şeyler öğrendim. Biliyorum. Yani işim oldu biraz da benim. Yani başka bir iş de bilmiyorum. Yeniden, kaçıncı lokanta çünkü? Yeniden, evet. Yeniden bir deneyim, yeniden bilmem ne benim için daha riskli olur. Yeni bir iş değil mi? Evet, yeni bir iş daha riskli olur. Evet. Hiç bilmediğim, hiç anlamadığım, hiç tecrübe edinmediğim. Çünkü bunları batırdım ettim ama hiç olmazsa bir tecrübem oldu. Bir şeyler öğrendim. Dolayısıyla onu yapabileceğime inanıyorum. Onun için de bu işte... Bu sevdadan vazgeçmeyeceksin lokanta. Bu işte ısrar etmemin sebebi bu yani. Peki lokanta işinden vazgeçmiyorsun. Bir gün Bahçeli Evler'de tam da istediğin gibi bir dükkana denk geliyorsun. Elindeki parayla bu dükkanı tutman imkansız. Yani paraya yetmiyor. Hemen borç alabileceğin 20 kişilik bir liste yapıyorsun. Bu insanlardan borç istiyorsun. Fakat hiçbir şey umduğun gibi olmuyor. Kimse güvenmiyor sana ve borç vermek istemiyor. İhtiyacın olan parayı 6-7 kişiden zar zor toparlıyorsun. Ve eşinden gizleyerek yeni bir lokanta açıyorsun. Bu sefer çok enteresan bir şekilde işin rast gidiyor. Eşin etrafındakilerden yeni bir dükkan açtığını öğreniyor ve senden boşanmak istiyor öfkelenip. Sense sana inanması için eşine yalvarıyor, kendisinden son bir şans istiyorsun. Dükkanın gece gündüz fark etmeksizin dolup taşmakta, siparişlere yetişemiyorsun. Bu kez başardın. 3 kez battın, ailenin de tüm parasını batırdın, babanı kaybettin ama yine durmadın. Bir lokanta daha açtın. En başından beri gerçekten başaracağını düşünüyor muydun? Yoksa bütün bu olanlar bir tesadüf mü? Şansa ve tesadüfe asla inanmıyorum. Şans ve tesadüf yok. Hiç yer yok mudur hayatta? Hiç. Asla. Şansa ve tesadüfe asla inanmam. Ben emeğe inanırım. Hmm. Emek kutsaldır. Dolayısıyla bildiğime, öğrendiğime inandığım şeyin haricinde yeniden hayal kırıklığı yaşamamak için diğer hiç bilmediğim bir işte... şansımı denemek istemeyişimin sebebi de odur. Burada ısrar etmemin sebebi de... Bütün başarısızlığa rağmen sebat ettin bu işi öğrenmeye. Evet, yani sebat da çok önemlidir biliyorsunuz. Evet. Ama bu bana iyi kötü bu işi çok öğrendim. İyi kötü ben bu işi öğrendim. Ben bu işi yapacağıma inanıyordum çünkü. İnanıyordum. Yani başka bir işi yapacağıma inanmıyordum. Bunu işi yapacağıma inanıyordum. Dolayısıyla eğer ben başaracaksam bunu başarabileceğime inanıyordum. Dolayısıyla bunda ısrar ettim. Bu kadar ısrar edince de... Haksız da çıkmadı sonunda. Sonunda çok şükür başardık. Bu batıp çıkıp sonunda başaran arkadaşımızla tanışalım mı artık? Gelsin mi? Harika. Geliyor gelsin efendim. Bakalım abi. Firuz Iğdır. Oo, tanıyor musun? Can baba tabii. Evet. Kim tanımaz? Babaların en güzeli. En güzel, bana benzeyen en fazla tarafı da bıyıkları. Bıyıkları. Samimiyeti. Ruh hali aynı ben. Baba. Şimdi ne yapıyor, güzel ne ediyor baba. Birazcık bilgi verelim. Güzel baba. Firuz Iğdır açtığı günden beri kapalı gişe sinemalar gibi dolup taşan lokantasıyla haysiyetini kurtardığını söylüyor. Dükkanı hep çok kalabalık. Müşteriler içeride yer bulamıyor. Firuz Bey'in temennisi yoğunluktan dolayı hep inşallah daha fazla müşteri gelmez oluyormuş dileği. Çünkü müşterileriyle yeteri kadar ilgilenemediğinde, onlarla sohbet edemediğinde kendini hiç iyi hissetmiyormuş. Firuz Bey iflas edince çok zor günler, süreçlerden geçmiş.
bir takım sağlık problemleriyle uğraşmış. Bütün yaşadıklarından sonra bir kez daha kaybetmemek için günde 20 saat çalışıyor. 3-4 saatlik uykularla yaşıyor. Parası olan insanların parasızlık hakkında konuşmasını doğru bulmuyor ve şunları söylüyor. Para her şey demek. Para nedir para? Düş de gör o zaman para ne demek. Öyle yalandan para ne demek demekle olmuyor. Atalarımız ne demiş? Ucuz etin yahnisi pek olur. Firuz Bey'in işlettiği Kars Iğdır lokantasında 3 çeşit yemek var. Birincisi bir şifa yemeği olan paça. İkincisi ismi Iğdır'da bozbaş, Kars'ta piti olan et yemeği. Üçüncüsü de herkesin çok sevdiği tandır tabii ki. Firuz Bey'e başarılar, her anlamda bol kazançlar ve sevgiler diliyoruz. Sonunda durumu sabitlemiş iyi bir noktaya. Bu yaşam tecrübesinden, bu yaşanmışlıktan, bu sonunda başarmış olmaktan, bu hikayeden faydalanmak lazım. Bence de. Yani işte dünya insan olarak gerek gelmek yetmiyor. O bir şey, biliyorsun, bir Tanrı'nın lütfu. Evet, esas olan adam olmaktır ama adam olanıncaya kadar da bunun için bir bedel ödemek gerekiyor. Gerektiğinde de ödüyorsan sonuçta bugün böyle güzel bakabiliyor, güzel görünebiliyor ve herkesin sevgisini ve saygısını kazanabiliyorsun. Omurgalı bir adam, dik duran bir adam, güzel duran bir adam. Sadece babaya şurada tabii çok fazla çektiği için, çok fazla yorulduğu için gerçekten çok tüy düştü kalktı. Ama benim hayatımdan hiçbir farkı olmadı. Sadece benim hayatımdan farkı da onun çocukluğu çok varlıklı, benim çocukluğum tam bir sefalet. Sefalet içinde geçti. Buna rağmen başardık. Onun başarması daha zor çünkü iyi kötü bir yerden gelmişti. Çok enteresan. Dur. Önce bir yollayalım Firuz Bey. Yollayalım baba. Baba yolun açık olsun. Sağlık, sıhhat, uzun ömürler, sağlıklı ömürler. Seni seviyorum. En kısa zamanda geleceğim baba. Güzel. Belki birlikte gideriz. Bay, gideriz baba. Gideriz. Şimdi hemen sana geliyorum söylediğin noktadan. Firuz Bey'in ile varlıktan yokluğa giden bir hayat hikayesi izledik. Ama insan çoğu zaman yokluktan varlığa yürüyor. Senin hayat hikayen tam böyle. Yokluktan varlığa doğru giden bir yoldan geçtin. Şimdi söyle bize, tam nasıl istiyorsan söyle hem de. Ne demek yokluk ve varlık? Yokluk. Yani düşün. Şöyle ben ufak bir özet geçeyim, insanların ne olduğunu anlasınlar abi. Tabii. Bence şudur budur iki kelimeyle anlatmayayım. Annem 10 çocuk doğurmuş, 5'i ölmüş, 5'i kalmış. 5'i yaşasın diye İstanbul'a gelmiş, bir gece konuya yerleşmişler. Aile 5'ini kaybettikten, kalan 5'i için. Yaşasın diye. Evet. Artık bunlar yaşasın diye. İstanbul'un taşı toprağı altın diyorlar ya, onlar da öyle diyorlar. Yatak yorganı döşek, vuruyorlar sırtlarına, Anadolu Ekspresi'ne İstanbul'a gelip bir Civciv Mahallesi diye bir mahalleye yerleşiyorlar. Civciv Mahallesi'nde her ailenin 10 çocuğu var abi. Evet. Civciv de onlardan dolayı. Orada bir oda var. O kadar. Herkes yatağı seriyorsun, üzerinde yatıyor. Babam bir süre sonra bundan çok fazla sıkılıyor. Bu babamın anlattıklarını anlatıyorum. Şu anda 3 yaşındayım. Ailenin en alttaki çocuğum. Buradan alıyor, babam diyor ki ben buna bir çözüm üreteceğim. Gidiyor, kapıcı oluyor abi. Kapıcı olmak demek bedava ev demek, aynı zamanda iş demek. Bunun için beni kardeşim... Gözde olsa... Gitti abi. Evet. 10 yaşına geldiğimde abi, biz fakirler listesinde olduğumuz için bizi okulda fakirler listesinde fakirlik paketi verirlerdi ayda bir kere. Kaldırıyorlar tahtaya, elimize veriyorlar. Evet, süt tozu falan filan veriyorlar abi. İşte iniyoruz aşağı. Ben de Gülcan diye bir kıza, tam da kahramanımız gibi aşığım, Gülcan elektrikçi, Muhsin amcanın kızı. Ben bunların büyük kısmını sorular halinde değerli seyirci almak istiyordum Cüneyt'ten ama makinalı tüfek gibi harika anlatıyor. Hiç araya girmeyeceğim. Buyurun efendim. Tam Gülcan. Da o yaşta. Evet Gülcan. O 12 yaşında, ben 10 yaşında. O gün öğretmenim Gülcan'a ekstra, Gülcan Cüneyt'i eve götür. Annen kışık elbise yapsın. Perişan olacak yoksa ölecek dedi bu soğuktan dedi. Kime söylese söylese hiç önemli değildi abi. Ama ona söylemesi onurumu çıkardı. Gülcan'a söylemesi, aşık olduğum kıza söylemesi. 10 yaşında aşık olunur muymuş? Baba olunurmuş işte. İşte olunuyor abi. Sorularının cevaplarını verirken de ben bunları birebir yaşadığım için, aynı yaşlarda yaşadığım için ona göre vermeye çalıştım yani. Biraz da kendimi harbi onun yerine koyarak yani. Tabii. Evet. Ve abi onurum kırıldı. Ağlayarak eve gittim. Babam beni gördü. Çok aldım, zırladım. Küfrede, ede. Eve gittim. Babam gördü. Kavga mı ettin? Hayır baba dedim. Ben dedim okula gitmeyeceğim. Niye dedi? Ben kapıcı olmayacağım dedim. Okumazsan kapıcı olursun dedi. Ama ben karar verdim.
Yattım, kalktım. Sabah öğrenci okuyorduk ya baba. Sabahleyin kalktım, okula gittim, okuldan çıktım. Doğru şey. Kasaplar çarşısına gittim. Ve bir kasaba adamın biri bana acıdı. Acıdı baba adam. Şirek Allah rahmet eylesin. Oldu. Mekanı cennet olsun ustam. Fikret Deniz. Boşnak. Aynı abi senin gibi Ahmet abi. Böyle. Bah gürbüz bir adam. Baktı. Ne arıyorsun lan dedi. İş amca dedim. Sormasa söyleyemeyeceğim. Attı beni dükkanın içine. Önlüğü taktı baba. O gün ben kasap oldum. Götür getir, temizlik yap, bağış veriyorlar. Bir gün sonra ilk defa okuldan cebimde parayla gittim Ahmet abi. Ah! Tadı damağında mı hala? Ah! İlk defa kalk yaptım. Kola kalk kalk. İki tane de arkadaşımı ısmarladım. Gaz mı çıkardın evet, şöyle abi. Bir havaya doğru? Kalk diyorlar ya. Ahmet abi neyse işte o şekilde o günden sonra sabah okula, okuldan çıktım öyle gittim. İlkokulu böyle bitirdim. Bir yıl babam beni zorla ortaokula gönderdi. Sınıfta kaldım. Aldım karneyi babaya verdim. Baba dedim bende hayat yok sana. Ben bu işi yapacağım. Ben iş yapacağım. Ben kasap olacağım. Nasıl adam niyeti baba olmuş. Lokantacı olacağım dedi. Evet. Ben de kasap olacağım. Evet. Dedim başladım baba. Sonra ilkokulu bitirdim. Dolayısıyla ortaokulda kaldım. O günden sonra eve hiç gitmedim. Dükkanda mı yattın? Dükkanda yattım. Gece gündüz çalıştım. Gece gündüz çalıştım. Bir an önce öğrenmek, ilerlemek öğrenmek, istiyorsun. Ilerlemek, evet kasap olmak, para kazanmak. Ve para da kazanıyorum abi. Bağış veriyor, iyi bağış veriyor müşterilerim zengindi. Bağış veriyorlar falan filan. O kadar çok dövdüler, o kadar çok sövdüler, o kadar çok kovdular. O satılmış ustalar falan var ya Ahmet abi anlatmıştım ya. Evet. Onların hepsi yanında çalıştırdım. Ve bir gün önlüğü aldım, çıkardım, attım, kaçtım gittim. Dedim ki bir gün sizi yanında çalıştıracağım göreceksiniz dedim. Peki şeyi söyle bana, kazanmaya devam ettiğin için niye durmadın, hep daha fazlasını istedin? Bu hırs, bu kazanma arzusunun kaynağı hırs ne? Hırs değil, azim abi. Azim, azim. Tabii azim ya, abi. Ben olumlu anlamda kullanıyorum. Evet, azim baba. Şey değil. Çok azimliydim. Aynı zamanda yetişince, meydana çıkınca yanımdaki insanlara benzer çocuklar, insanlar büyüdükçe yani sokaktaki insanları yanıma almaya başladım. Hmm. Benim gibi olan, sokaktan gelen benim gibi insanları. Abi de sokakta çetin enerji. Sen ekipçisin sen. Evet abi. Ekipçisin. Ve dilinden anladığım... Buraya da ekibinle geldin. İhtiyacı, evet. İhtiyacı olan insanlardan seçtim. Benim bana eğer insanlar başarılı diyorlarsa, sırrı ne diyorlarsa abi, ihtiyaç. İhtiyaç abi. Tamamen bunlar için yaptım. Para kazanmaya başlayınca abi sonra bambaşka bir şeyler olmaya başladı. Bu sefer biz dedik ki artık bu yaptığımız şeyde yapacağımızı yaptık. Yani ben kısacası bu iş için gönderildiğime inandım demiştim ya. Evet. İnandım ve görevimi yaptım. Hı-hı. Ben bu benim için görevdi. Bunun için bu süreç bugün de devam ediyor. Hayır abi. Evet. Bütün sen çok araştırmacı, geliştirmeci. Ne kadar kebapçı varsa, ne kadar bilmem neci varsa, bilmem neci varsa tamamı benim yanımda yetişmiş insanlardan kurulu bir kadroya sahipler. Rusya'da, Orta Doğu'da çalışanlar dahil. Evet. Bir tüccar aza razı olursa iflas etmez diyen babanı asla dinlemiyor, hırs yapıyorsun. Daha çok kazanmak için bir lokanta açıyorsun ve 5 senenin sonunda iflas ediyorsun. Baban durumu kurtarmak için çok çaba sarf ediyor ama çok yorgun düşüyor. Üzüntüden hasta olup maalesef hayatını kaybediyor. Bir kere babam, ona karşı mahcubum. Telafi etmek için her şeyi yapacağımı düşünüyorum. Ama daha güçlendim, daha akıllandım. Daha kafam yerinde. Tek bir çözüm yolum var. Babanın ve dedenin Iğdır'da tarlaları var. O tarlaları ve hayvanları satıp Aksaray'da bir dükkan kiralıyorsun. Ve 5 sene lokantacılık yapıyorsun. Ama maalesef yine olmuyor. Bunları bir batırdım ettim ama hiç olmazsa bir tecrübem oldu. Bir şeyler öğrendim. Dolayısıyla onu yapabileceğime inanıyorum. Peki lokanta işinden vazgeçmiyorsun. Bir gün Bahçeli Evler'de tam da istediğin gibi bir dükkana denk geliyorsun. Ve işinden gizleyerek yeni bir lokanta açıyorsun. Bu sefer çok enteresan bir şekilde işin rast gidiyor. Dükkanın gece gündüz fark etmeksizin dolup taşmakta. Siparişlere yetişemiyorsun. Bu kez başardın. En başından beri gerçekten başaracağını düşünüyor muydun? Yoksa bütün bu olanlar bir tesadüf mü? Şansa ve tesadüfe asla inanmam. Ben emeğe inanırım. Emek kutsaldır. Firuz Iğdır. Oo, tanıyor musun? Can baba tabii. Evet. Kim tanımaz? Firuz Iğdır açtığı günden beri kapalı gişe sinemalar gibi dolup taşan Kars Iğdır lokantasıyla haysiyetini kurtardığını söylüyor. Dükkanı hep çok kalabalık. Müşteriler içeride yer bulamıyor. Firuz Bey'in temennisi yoğunluktan dolayı hep inşallah daha fazla müşteri gelmez oluyormuş dileği. Çünkü müşterileriyle yeteri kadar ilgilenemediğinde, onlarla sohbet edemediğinde kendini hiç iyi hissetmiyormuş. Şimdi Cüneyt'cim hoşçakal. Bu yeni hikayede 1961'de Osmaniye Kadirli'de doğuyorsun. Yoksul ve çok çocuklu bir ailede büyüyorsun. İlkokuldan sonra eğitimine devam edemiyor. Bir esnafın yanında çırak olarak
hayatını kazanmaya çalışıyorsun. Okulun ardından da babanla birlikte hurdacılık yapıyorsunuz. Maddi durumunuz o kadar kötü ki bazı günler evde yiyecek yemeğiniz bile olmuyor. Buna rağmen annen ve baban paylaşmaya çok önem veriyorlar. İhtiyacı olanlara mutlaka yardım ediyor. Her zaman yemeğinizi paylaşıyorlar. Yani iki lokma yemeklerini paylaşıyorlar. Çektiğiniz onca yokluğa rağmen akşam öğünlerinde nasibinizi bir şekilde çıkartıyorsunuz akşam öğünlerine. Yani akşama kadar bir şeyler çıkıyor. Ancak durumunuz ne yazık ki hiç parlak değil. Madden bu zor şartlar altında nasıl bir gelecek hayal eder bir çocuk? Eder abi. O kadar yokluk içinde. Nasıl olur? Ben fakirliğin bir kader olmadığına inanıyorum. Tam tersine başarmak için, başarılı olmak için ya da adına zengin olmak için de ama başarılı olmak için en büyük sebep olduğunu düşünüyorum. Bu yokluk içinde. Evet. Nasıl hayal kurar insan bu yokluk hayal içinde? Hayal kurarsın işte. Hayal, hedefler hayal, koymak güzel tabii de yani. Ama hayal işte hayal kurabilmen için bir şeylere ihtiyacın olması lazım. Eğer bir şeylere ihtiyacın yoksa niye kurursun? İhtiyaç kuramazsın ki. Hayal kuracaksın durmadan ama hayallerini bilesin ki hayallerinizi sizin yerinize başkası gerçekleştirmez. Çalışacaksınız. Siz yapacaksınız, siz çalışacaksınız, siz uğraşacaksınız, siz bedel ödeyeceksiniz ona. Onun için şartlarımız ve koşullarımız zaten öyle. Mutsuz olmaya hiç gerek yok. Yarı aç, yarı tok yes. olmak bunu değiştirmez. Hayır abi. Yani. Tam tersine abi. Kuvvetlendirir. Tam tersine güçlendirir. Öğretir. Evet. Hayata bağlar. Tam tersine pes etmek yok abi. Peki bakalım nasıl gelişiyor? Daha güçlü olursun buna emin ol abi. Emin ol. Başka çaren yok. Başka çaren yok çünkü. Evet. Hurdacı olan baban da çalışırken tek başına evet başarıya mahkum olmak bu. Evet. Tek başına yemek yemeyi hiç sevmediği için baba elindeki avucunda ne varsa mahalleliyle, esnafla, hiç tanımadığı insanlarla paylaşıyor. Onlara yemek ısmarlıyor. Masasına hiç tanımadığı insanları davet ediyor. Sofrasındakileri bölüşüyor. Hiçbir zaman ekonomik durumunuz iyi olmadı. Buna rağmen sofranız insanlara daima açık. Bunu yaşın ilerledikçe sorgulamaya, nedenini anlamaya çalışıyorsun sen de. Yani baban niye böyle davranıyor? Neden açık kaldığını, karnını doyuramadığını düşünüyorsun. Bir taraftan da babanın mesleğine devam ediyorsun hurdacılığa. Yemek yediğin zamanlarda etrafında insan varsa sen de babandan gördüğünü yapmaya başladığını fark ediyorsun. Bakıyorsun ki sen de öyle birisi olmaya başladın. Ekmeğini etrafındaki insanlarla bölüşüyorsun. Yemeğini paylaşmak aslında senin için ve baban için hayatı paylaşmak mı acaba? Bir sosyalleşme şekli mi acaba? Yardımlaşmak, paylaşmak. Ne dersin? Niye böyle bir refleksi var? Her ikisi de. Çünkü ben insanım. Yoksulum ama yalnız değilim. Ben insanım. Evet. Ben insanım. Bugün insanların anladığı insanlık kavramıyla o günkü insanların anlayış kavramları aynı değil. İnsansan bunun bir bedeli olmalı. Yani yardımlaşma gibi alacaksın, vereceksin, paylaşacaksın. Bir çorba kaynıyorsa komşum kokusunu duydu ona vereceksin, ona verecek bu. Ama bazıları yani babam gibi insanlar zaten daha başka. Bunlar da çok özel oluyorlar. Evet. Olmamasına rağmen bunu yapıyorlar. Özellikle. Olanı paylaşmak evet. işte evet. Abi en önemli mutluluk şekli mutlu ederek mutlu olma yöntemi ve şeklidir Ahmet abi. Evet. Böyle çoğaltılır diyorsun. Evet abi. Paylaştıkça artar ben buna. Böyle inanıyorum. Babamın yaptığı da bu abi. Evet. Fakir ama hani onurlu deriz ya. Fakir ama onurlu. Filmlerde bu çok klasik kullanılır ama gerçekten fakir, gerçekten onurlu adam o adam. Dolayısıyla bu onun hayat şekli, hayat biçimi, yaşam biçimi yani onun. Böyle mutlu oluyor. Başka türlüsünü bilmiyor, yapmıyor, evet. yapamıyor. Böyle mutlu oluyor zaten. Evleniyorsun, bir oğlun oluyor. Birkaç yıl sonra anneni ve babanı kaybediyorsun. Var olan kardeşlerinin de her biri başka bir yere dağılıyor. Ekonomik olarak hemen hemen aynı durumdasın. Şartların çok iyi değil. Babanın hurdacılık mesleğine devam ediyorsun. Çocuğuna da paylaşmayı öğretiyorsun. Anne babanın yokluğu sende büyük bir yalnızlık duygusu yaratıyor. 30'lu yaşlarında eşin, bir çocuğun ve geçim sıkıntısıyla baş başa kalıyorsun. Çalışmaya devam ediyorsun. Hurdacılara gidip gelirken bir kaza geçiriyorsun ve elini makineye kaptırıyorsun. Sol elin kullanılamaz hale geliyor ama yine de asla çalışmayı bırakmıyorsun. Yaşamının geri kalanı bu şekilde mi geçecek? Çocuğuna bir gelecek kurabilecek misin mesela? Bir evlat var değil mi? Mecburum.
Mecburum bir kere yani. Buna mecbursanız. Mecbursun ama nasıl? Yani evet, bir yol bulacağız. Bir yol bulacağız yani. Bir yol bulacağız. O işten başka da hiçbir iş yapamadığımıza göre bir şekilde bir yol bulacağız ve o günün şartları ve koşullarında yapılması gerekeni yapacağız. İhtiyaç duyduğun kuvvet damarlarında akan var, asil kan da var diyorsun. Ama iyi niyetliysem, samimiysem, çalışkansam, hedefim ve niyetim varsa, ki öyleyim zaten, evet, her zaman öyle. O babadan da bir şeyler, genlerinden de bir şey kalmışsa bize, insan olarak zaten iyi insanım, çalışacağım. Nereye, herhangi bir işe gireceğim ya da o işi devam ettireceğim. Ama başaracağım yani abi. Peki bu yokluk ortamında babanın paylaşma adetini de sürdürebilecek misin? Yapabildiğim kadar. Evet. Belki sonra daha iyisini yapacağım. Belki babamdan kalan şeyden daha iyisini de yapacağım. Ama vazgeçmeyeceğim paylaşmaktan. Hedefim o. Niyetim o. Evet. İnsanlara yemek ısmarlamak ve çalışmak hayatının bir parçası haline geliyor. Yemekler senin için her zaman çok özel bir yerde. Tek başına yemek yememek konusunda çok net ve kararlısın. Sen de babanın yolundan gidiyorsun. Akşamları evde eşin ve çocuğunla birlikte yemek yemek seni mutlu ediyor. Yemeğini paylaşmak sana yeni insanlar, yeni hikayeler kazandırıyor. Bu sebeple ihtiyacı olanlar öncelikli olmak üzere karşılaştığın birçok kişiye yemek ısmarlamaya, sofranı paylaşmaya çalışıyorsun. Bu sana çok iyi hissettiriyor. Yemek ısmarladığın kişiler bir şekilde sana para vermeyi ve bir gün yemek ısmarlamayı teklif ettiklerinde veya kabul etmiyorsun asla. Çünkü aslında bunun bir alışverişe dönüşmesine karşısın. Sen bu yaptığının tamamen bir paylaşım olduğunu düşünüyorsun. Hurdacılık yaparak ve insanlara yemek ısmarlayarak tam 33 yıl geçiriyorsun. Yemeğini paylaşmak, ekmeğini bölüşmek konusundaki fikirlerin ne? Bütün bu yaptıkların seni nasıl etkiledi? Yani bunun sonucu ne? Bu 33 yıldır bu paylaşımın. Evet, bu bana çok güzel insanlar kazandırdı, güvenilirliği kazandırdı, inanırlığı kazandırdı, dostlar kazandırdı. Dolayısıyla da bu dostlarımın sonradan da bana büyük çapta katkılar oldu. Oldu yani. En başta evet, bir kere manevi anlamda evet, zengin bir insan. Hiçbir zaman hayattan hiçbir zaman hayatta kopmadık. Hayata tutunduk. Çünkü bir şeyler, her şeye rağmen bir şeyler yapıyoruz. Ekmeğimizi paylaşıyoruz, suyumuzu paylaşıyoruz. Dolayısıyla da bu bizi mutlu ediyor. Bir kere mutlu olmak için yapıyoruz bunu. Aslında kendimizi mutlu etmek için yapıyoruz. Babamdan kalan bir şeyin devam ettirebiliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor, motive ediyor. Hiçbir zaman hayattan kopmuyoruz. Kendi hayatını anlamlandırıyorsun, evet, değil mi? Başkaları için bir şeyler anlamlandırıyorsun. Evet. İnsanım. Çünkü nedir mesele? Bir mana bulmak, değil mi? Bir manaya varmak, evet, ulaşmak. İnsanım, evet, bir insanım ve bir şeyler paylaşmam lazım. Tanışalım mı bu arkadaşla? Yes. Yes. Gelsin bakalım. Geliyor. Ben bu zengin ve yoksul adamın ya da yoksul zenginin adı Rahmi Şişik. Rahmi Bey Osmaniye'ye bağlı Kadirli ilçesinde ikamet ediyor ve hurdacılık yapıyor. 30 seneyi aşkın süredir tek başına yemek yiyemeyen Rahmi Şişik bu huyu sebebiyle karşılaştığı herkese yemek ısmarlıyor. Aslında Rahmi Bey'in doğru düzgün dişe dokunur bir geliri yok. Fakat yoksul ve ihtiyaç sahibi birini gördüğünde dayanamıyor. İhtiyaç sahiplerinin her türlü yardımına koşuyor. Rahmi Bey babasından ve annesinden böyle gördüğü için hayatına bu şekilde devam ediyor. Bazen bir lokantayı kapatıp içindeki herkese yemek ısmarladığı falan da biliniyor o an için. O her şeye rağmen çocuğuna da paylaşmayı, ekmeğini bölüşmeyi öğretmiş bir baba. Çok yaşa Rahmi abi diyoruz, Rahmi baba diyoruz, Rahmi Bey diyoruz. Allah ona ve böyle insanlara daha çok versin. Hepimizin karşısına iyi niyetli insanlar çıkarsın. İnsan, evet, insan böyle zengin bir şey ya. Evet, işte çok, bu. Çok insanın adam olmuş hali. Evet. İnsanın adam olmuş hali. Yani evet. Mevlana'nın hamdık, piştik, yandık, evet, piştik olduk elhamdülillah diyor ya. İşte insanın adama dönüşmüş hali. Adam. Sen insanlarla en çok neyi paylaşmayı seviyorsun? Her şeyi. Namusum hariç. Evet. Namusum hariç her şeyi paylaşsın insanoğlu abi. Para, kıyafetler, her şey abi, yemek. Her şey abi. Her şey abi. Bir her günün. Şey. Her yemek şey masan, yaşam, hepsi. Her gün var. Evet. Her gün var çok şükür. Hiç sıkıntı yok abi. İnsanoğlu namusu hariç
her şeyi paylaşsın. Çünkü gerçekten paylaşık artıyor. Seninle de paylaşacak çok insan oluyor. Önce yalnız yiyen yalnız ölür Ahmet abi. Evet yalnız yiyen yalnız. Önce Rahmi abi'yi bir gönderelim. Adana'ya gittiğimde mutlak surette bulacağım ve ziyaret edeceğim. Kesesine bereket dileyelim. Var ol baba. Kurban olurum sana ya. Peki sofra kurmakla bir yemek masasına oturmak arasında nasıl bir fark var? Sofra kurmak ne? Bir masaya oturmak ne? Aradaki farkı merak ediyorum. Hangisi daha çok etkiler seni, ilgilendiriyor? Ben ikisi de etkiler. İkisi de çok önemlidir abi. İkisi de çok önemli ve değerlidir. Bir misafiriniz varsa ona o masayı güzel kurarsınız. Kurarsınız abi. O ona saygıdır. O masayı öyle güzel kurmak, imkanlar dahilinde tabii. Her şey imkanlar dahilinde. Güzel bir masa kurmak misafire saygıdır. Bir şeyi merak ediyorum. Şimdi çiftlikler kurmuş, restoranları açmış. Yurt içi, yurt dışında şubeleri olan restoranlarının birisin. İnsanların karnını etle doyurmak konusunda ustasın. Açlık ve doymak kavramları sana ne anlatıyor? Onu merak. Yemekle duygu durumumuz arasındaki ilişkiyi nasıl tarif ediyorsun? Çok sıkıntılı bir durum bu abi. Öyle mi? Evet abi. İnsanlar doymak için yemiyorlar maalesef. Ben İstanbul için söylüyorum. İstanbul için söylüyorum yani. İnsanlar yemeği İstanbul'da... Doymak için yemiyorlar. Hayır, doymak için yemiyorlar abi. Doymak için yemek yiyenler zaten bulamıyorlar. Maalesef böyle bir sıkıntı var. Böyle bir sıkıntı var. Yani karnını doyurmak için yesin. %80'i bu durumda. Diğer %20'si de doymak için değil. Zevk için yiyor abi. Benim burada bu bir sorun. O yemeğin yarısı çöpe gidiyor abi. Bu da bir sorun. Yani zevk için yemek yenebilir. Ama israf olmamalı. Abi çok. Evet. Zevk için yemek yemek başka bir şey. Ben anlatmaya çalıştığım şey... Sofraya tok oturmaktan mı bahsediyorsun? Hayır, yani adam yemek yer ve ihtiyacını yer, karnını doyurur, gider. Ama bunun bir kısmı, ülkenin bir kısmı bunu hiç yapamıyor. Ken bir kısmı da... Yarısı çöpte. Çöpte. Bu şimdi aynı şey değil. Şimdi bunun için de bir proje yapıyorum inşallah. Bütün müşterilerden dönenleri topluyorum. Canlıların barınaklarına gönderiyorum. Bunları kuru yem haline getireceğim inşallah. Şey, kedisi, köpeği vesairesi olanlara paketler halinde vereceğim abi. Peki bir şey. Evde mutfakla aran nasıl? Eşine, çocuklarına yemek yapmıyorsun. Yok abi. Çünkü? Ben evde durmam abi. Çünkü evde durmuyorum abi. Hiç dursan yapmaz mısın? Yapamam abi. Çünkü benim böyle bir alışkanlığım yok abi. Ben evde bir ampul bile takmam Hanımın işine karışmıyorsun. Hiçbir şeye karışmam abi. Ben abi alışkanlığım yok. Ben çünkü evde durmuyorum. Ben ev çocuğu değilim. Ben ev insanı değilim abi. Ben sabahleyin çıkacağım abi. Vın dükkana. Vın işe. Vın imalathaneye. Vın o dükkana. Vın bu dükkana. Benim hayatım bu. Benim ev hayatım hiç olmadı. Evde büyümedim. İlkokulu bitirip izlemez dükkanda yatmaya başladım abi. Sonra askere gittim. Akşamlarını evde geçirebiliyor musun? Hayır abi. 2'de, 3'te, 1'de, 4'te dükkanlar öyle abi. Hanım nasıl seni kapının önüne koyuyor? Koyuyor abi. Koyuyor. Ne abi? Gerçek bu koyuyor yani. Koyuyor, sen de işe gidiyorum diyorsun. Evet abi. Ben işteyim yani. Yapacak bir şey yok abi. Ben geceleri mezba. Gündüz dükkan. Bu aslında bir bedel ödeme biçimi. Evet ama insanın ben kendi hayatında da ödediği bedel. Evet. Başta bedellerden bahsettik ya. Bugünkü noktaya gelebilmek için... biraz Firuz Bey'den de hareketle söylüyorum. Çok bedeller ödendi herhalde değil mi? Biraz arada söyledin ama çocukluğumu, biraz açabilirsin. Çocukluğumu, gençliğimi, delikanlılığımın hepsini bedel olarak ödedim. Ve bu bedeller parayla satın alınabilecek bedeller değil. Geri getirilebilecek şeyler asla değil. Asla satın alamazsınız abi. Geçti gitti. Evet. Parayla satın alınan şeyin Ahmet abi hiçbir değeri yoktur. Parayla satın aldığın şeyin değeri yok. Çünkü onu senden bir başkası da gelip alabilir. Önemli olan parayla satın alınamayacak şeyler. Yani sevda gibi, dost gibi, kardeşim gibi. Paylaşmak gibi. Önemli olan değerler bunlar. Paranın satın aldığı hiçbir şeyin değeri yok. Adalet, vicdan, eşitlik, birlikte yaşamak. Vicdan insanın içindeki Allah'tır. Vicdan insanın içindeki Allah'tır. Değerler bunlar parayla satın alınabilir mi? Paranın satın aldığı bir şeyin benim kuralımda abi. Paranın satın aldığı hiçbir şeyin alacağı hiçbir şeyin değeri yoktur dünyada abi. Esas olan parayla satın alınamayan şeyler vardır. Annem gibi, babam gibi, kardeşim gibi, dostum gibi, vicdan gibi abi. Aşk gibi. Bunlar abi. Peki babanla birazcık ilişkinden bahsetmiştin. Senin çocuklarla aran nasıl?
kendi çocuklarını. Çünkü hani evin yolunu bulmakta da biraz zorlanıyorsun ya, onun için evet, soruyorum abi. Bunu. Her zaman çocuklarım benim yanıma geldiler. Her zaman senin yani ilkokuldan itibaren yani her zaman. Ben çocukların büyüdüğünü hiç anlamadım. Sağ olsun bu anlamda karımın hakkını ödeyemem. Hakkını ödeyemem. Özellikle ilkokulu bitirinceye kadar çocuklar, onlara hem annelik hem babalık yaptı. Her şeyi yaptı, her şeyi yaptı. Tam bir anneydi, yaptı. Bunun için ona minnettarım, teşekkür ediyorum. Sonrasındaki çocukları ben görebilmem için mutlaka dükkana gelmeleri lazımdı. Dükkana geliyorlar ve dükkana gidiyorlardı. Ve hala bu alışkanlıktan dolayı çocuklarla buluşma yerimiz ve noktamız dükkanlar abi. Hanımefendinin ismi ne? Saynur. Saynur. Saynur Hanım'la, Saynur Hanım'la nerede tanıştınız? Dükkanda. Anlatır evet. mısın? Annesi müşteri. Ya bu dükkandan başka hikaye yok mu? Yok abi. Allah. Benim hayatımın tamamı o dükkanda şekillendi ve dünyaya gitti. Biraz anlat. Dünya, abi, Saynur ufak, Hanım nasıl? Abi dört duvar arasında neler yaptım be abi. Vay Ahmet abi ya, kurban olayım ya. Dışarı çıkmadan ya. Ne yaptın ya. İşte onu anlat. Ya abi. Abi Ayşe Hanım diye bir hanım vardı. Çok severim. Allah tombul tonton böyle Sivas zaralı. Müşteri. Müşterim. Alışverişe gelirdi giderdi. Acayip sever beni. Dükkan nerede o zaman? Dükkan Bostancı'da, Bostancı. Kasaplar Çarşısı'da. İlk başladığım yerdeyiz hala abi. Ondan sonra girip gelirken bir günde bir kızla beraber geldi Ayşe abla. Ayşe abla içeri girdi. Kız dışarıda bakıyor. O da bakıyordu dışarıdan bana doğru. Çünkü ben en baştayım. En baştaki tezgahta çalışıyorum. Yaş kaç? Seninki? 25. Onunki? O 19. İyi, azmış. Abi şöyle çalışıyorum abi. Pata pata. Ayşe abla. Evet, kafamı bir çevirdim. Bir kız. Şöyle dışarı baktım, bir kız duruyor abi. Ondan sonra baktım. İçeri girdi. Ayşe ablayla konuştu. Tekrar dışarı çıktı. Ayşe abla dedim, bu kız kim? Kızım dedi. Ah dedim be. Tamam, ben bu kızı aldım. Ayşe abla bir seviyor beni. Fena. Eve gidiyor, çocuklarına beni anlatıyor. Şöyle çocuk, böyle çalışkan, öyle çalışkan. Çocuk. Böyle adam hep sonradan öğrendim. Eve gidip beni anlatıyormuş abi. Ayşe ablanın kızı mı? Kız abi. Of. Abi ya o gün yazdım, o gün karar verdim. Ben bu kızı alacağım dedim, aldım abi. Zorla. İsteme hikayesi anlat hemen bize. Abi zor, ne istemesi abi? Ben gidiyorum, vermiyorlar. Gidiyor, vermiyorlar. Ayşe teyze sürekli seni anlatıp sonra da kızı evet. Vermiyor mu? Baba mı vermiyor? Hiçbiri vermiyor, bütün aile. Bütün aile. Evet abi. Onları ikna edene kadar canım çıktı. Ya verirsiniz ya vermezsiniz. Efendim o dedi, bu dedi, şu dedi abi. Sonuçta abi en sonunda kaynanam abi bir rüya görmüş abi. Anlattı bana telefonla. Onlar benden bıktılar ama. Yıldılar abi. Hiç bırakmadınız. Hayır abi, asla. Karar verdim abi. Yani gerçek hayatıma benzeyen hikaye var ya. O çocuk nasıl. Sen istemeye kıza... tek gittin değil mi? Tek gittim abi. Neden? Tek gittim. Abi yok işte. Ha anneme babama söyledim. Hayır dediler. Onlar da hayır dediler. Gittin tek başına. Tek başıma gittim abi. Aldım çiçekleri, çikolataları aldım abi. Gittim ve kapıyı vurdum abi. Öğlen saati babalara bir de olmasın diye. Gittim. Öyle içeri gireceğim. Elimdekileri... Öğlen saatinde istiyorsun kızı. Evet abi. Baba olmasın. Baba olmasın diye. Diyorum. Kız anne olsun diyorum abi. İçeri gireceğim. Elimde paket var, almıyorlar. Girdim içeri abi. İçeri de davet etmiyorlar. Şaşırdılar çünkü. Girdim içeri, masanın üzerine koydum. Habersiz paldır küldür. Evet abi. Dükkana yakındı onlar abi onlar. Ben takip ettiriyorum. Takip ettiriyorum ona göre. Çünkü dükkana yakın bir yerde oturuyorlardı. İnanıyorsun yani baba evde yokken kız alıp evet gidebileceğini. Evet abi. Gittim. İşte almadılar. Oturdum. İçeri davet etmiyorlar. Girdim. Salona oturdum. Kahve yapın içelim dedim. Kahve yaptılar. İçtik. Muhabbet ettik. Sohbet ettik. Derdim niyetim bu. Ne isterseniz isteyin yapacağım dedim. Neyle dedi. Yapacağım dedim. Çalışıyorum. Daha işçi olarak çalışıyorum. İşçi olarak çalışıyorum daha. Daha iş bitmemiş. Askerden gelmişim falan filan ama daha patron olmamışım abi. Evet. Ona göre tabii. Sonra abi dedim ki ne isterseniz isteyin yapacağım. Nasıl yapacaksın? Yapacağım. Evet yapacağım dedim. Ne isterseniz isteyin yapacağım dedim. Ondan sonra gene olmadı. Gittik geldik oldu bu oldu. Bir gün artık bıktılar. Bir gün kaynanam telefon etti bana Ayşe annem. Kaynana demek de istemem. Annem o benim. Anne muhteşem bir kadın. Muhteşem bir kadın abi. Muhteşem bir kadın. Telefon açtı bana dedi ki abi. Ben dedi bir rüya gördüm gece dedi. Çabuk dedi ki buraya geldi seninle konuşacağız dedi. Tamam dedim. Bın. Ebe abi. Rüya gördüm efendim. Uçtum. Elimde iki Kur'an dedi. Uçtum. İki elimde Kur'an vardı. Uçtum. Gittim gel. Kur'an'ın birini sana verdim dedi. Bir dedi bende kaldı. Ben uçmaya devam ettim dedi. Anne dedim ben Kur'an'ı çoktan aldım. Sen bana kızı ver. Bayıldı. Buna bayıldı. Ben Kur'an'ı çoktan aldım anne dedim. Sen bana kızı ver kızı. Ondan sonra baba işi orada yumuşattık. Sonra daha sonra aileleri bir araya getirdik abi. Daha sonraları. Sonra işi patlattı gitti yani. Oldu bitti. Çok güzel hayatımda, hikaye. Ahmet abi hayatımda hiç kolay bir şey yok abi. Ve hepsini de hedefliyedik. Yapacağım dedim. Zoru kolay edeceğim dedim.
Olacak dedim. Kovdular, kovacağım dedim. Ben kovmadım, onları yanıma çalıştırdım yalnız. Peki çok çırağın olduğunu biliyorum. Söylüyorsun da zaten. Yani birlikte çalıştığın, yetiştirdiğin insanlar. Vefa önemli bir konu. Yani vefadan sık sık bahsediyoruz. Onlar da sık sık seni anarlar mı? Buluşur musunuz eski öğrencilerinle falan? Aslında aynı sektördesiniz. Evet. Bu ülke insanının en büyük sorunlarından biri maalesef. Sorunlardan biri vefasızlık abi. Ama bana karşı bir de şöyle oluyor abi. Belki vefa gösterecekler de gösteremiyorlar. Şöyle çünkü kaçıyorlar gidiyorlar. Kaçıp gidiyorlar. Kaçarak gidiyorlar. Tabii çok emek veriyorum. Abi çöpten aldığım insan, çöp tenekesinden çıkardığım insanlar var. Niye bırakmıyor musun da kaçıyorlar? Hayır abi oluyorlar ya. Teklifler geliyor onlara. Tamam. Oradan buradan şuradan. Hı. Usta biz gideceğiz diyemiyorlar. Niye? Diyemiyor çünkü o kadar emek vermişim ki babası vermemiş abi. Kurban olayım Ahmet abi. Ama usta çırak ilişkisi öyle değil mi? Bir gün kendi kanatlarıyla evet, uçar çırak. Ama buna cesaret edemiyorlar. Hmm. Çünkü onlara o kadar çok şey veriyorum ki Ahmet abi. Bağımlı mı? Kendi abi? Çocuklarımla hiç bu kadar ilgilenmedim abi. Vallahi billahi kendi çocuğumun sünnetine gitmemişimdir. Ama onların sünnetini yaptırmışımdır. Onları evlendirmişimdir. Onlara ev almışımdır. Özür dilerim abi. Affedersin abi. Çok özür dilerim. Abi bir şey stüdyoyu çok yaptıracağız senden sonra. Abi kurban olayım. Yani düşünebiliyor musun abi? Sonra bu çocuk nasıl bıraksın gitsin abi? Tabii kaçıp gidecek. Usta sen, usta be. Hakkını bana helal et ben gidiyorum diyemiyor. Sonra bir şeklini buluyor musunuz? Bir el öpmeye geliniyor herhalde. Yok abi yok. Giden gidiyor. Bay bay. Ne vefası abi ya. Vefasız insandan ne olacak abi? Kurban olayım. Bu vefa dediğimiz şey insanlar vefa bozası zannediyorlar biliyor musun abi? Emeğin ta kendisi abi. Emek yeryüzündeki en kutsal şeydir biliyor musun Ahmet abi? Emek deyince akla ne gelir biliyor musun abi? Anne gelir abi. Tabii. Karşılığı koşulsuz şartsız sever. Bak ikincisi seni seviyorum kelimesi var biliyor musun? Seni seviyorum. Ne? Seni seviyorum karşılığı annedir abi. Koşulsuz seni. Ha bir kızla seni beğeniyorum. Seni arzu ediyorum. Senden hoşlanıyorum. Dersen uyar. Ama seni seviyorum. Tanışıyor. Üç gün sonra seni seviyorum diyor. Abi öyle bir şey yok. Seni seviyorum anlamını bilmiyor. Emek değil mi önce? Çok evet, uzun aşk, bir emek sürüyor. Emek. Sevmek emektir. Sevmek vermektir abi. Al yazmalımdaki gibi. Merak ettiğimiz bir şey var. Bunu hepimiz merak ediyoruz biz ekip olarak. Güzel bir restorandayım. Bir numara kim? Yemek mi? Şef mi? Garson mu? Oranın bir numarası kim? Yemek abi. Yediğim yoksa, yemek abi. Yoksa kim ne satacak diyorsun? Kim ne anlatacak? Hayır yediğim yemek abi. Yemek. Evet. Ben yemeği yedim. Mutluyum. Paramın karşılığını aldım. Hı. Ve mutluyum. Hı-hı. Zaten geri kalanları ayarlamaları gerekir. Dükkan ona göre olmalı, o ona göre olmalı, bu ona göre olmalı. Ama bunların tümünün doğru olup olmadığını yediğim yemeğe bakarım abi. Yani her şey zaten iyi kötü bir şekilde yürüyecek. Yani biri servis yapacak, biri içeride yemek pişirecek, biri servis yapacak. Zaten patron iyi bir, mümkün olduğu kadar imkanlar dahilinde hangi sınıfa hitap eden bir dükkan yaptıysa ona göre bir dükkan yapacak. Ama ben sonuç olarak abi yemek yemeye gitmişim oraya abi. Yani o dükkan için gitmem abi. Ama yemek için... Giderim. Son yıllarda bu işi en yoğun, en çok, en başarılı yapanlardan biri olarak sofra kültürümüzde bir değişim olduğunu gözlemliyor musun? Çok fazla. Biraz bize bundan bahseder misin? Kere, belki biz genel olarak kendi durumumuzu gözden geçirmek için güzel bir kalemdir bu. Bizim çalışmış olduğumuz, özellikle çalışmış olduğumuz kategori sınıfda yemeğin çok fazla önemli olmadığı meydana çıkıyor. Ön plana çıktı. Anlaşılıyor artık. Evet, insanlar buluşmaya, görüşmeye, konuşmaya, sosyalleşmeye, onun için de ona göre mekanlara gitmeyi arzu ediyorlar. Yani biraz da sükse yapmaya. Bayılıyorlar abi, evet. Bayılıyorlar ve de yedikleri yemek zaten soyuyor, geliyor, servis yapılmış, edilmiş buraya konuyor ve yemekte yemeğe odaklanan kimse yok. O eski sohbetler, muhabbetler yok. Herkes siyaset konuşuyor. Herkes siyaset, 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 siyaset. Herkes Türkiye'yi kurtarıyor. Böyle bir dünya var. Oysa buraya, bu restoranta yemek önce gelinir, oturulur, çok güzel bir şekilde yemek yenir. Ondan sonra da yemek halledilir, tatlıya, çaya kahveye geçilir, her neye geçiyorsanız. Ve sohbet, biraz da sohbet edilir. Tabii arada bir, tabii ki muhabbet yani olur da. Yani şöyle mi diyorsun, yemek sofrası sessiz mi olmalıdır? Sessiz olmalıdır yemek, özellikle ana yemek yenirken. Özellikle, sonra muhabbet kısmı sonra gelecek muhabbet diyorsun. Kısmı gelecektir. Yani bunu ağzında yemek. Ahmet abi ağzında yemek. Bir yanında konuşuyorsun. Fıçı fıçı. Ne abi böyle bir şey var mı abi? Bir adabı var yemek yemenin yani. Önce siparişimizi verelim. Güzelce bir yemeğimizi yiyelim. Mümkün olduğu kadar. Tabii ki arada muhabbetler böyle durmaktan bahsetmiyorum. Ama lütfen yani bunu
bir halletsinler fast yani. Fast food'dan da bir bahsetmiyoruz. Hayır yani. Yani bir yere gelinmiş, oturulmuş, evet, bir bedel ödeniyor. Bir restorandan bahsediyoruz abi. Evet, belki tamam, bir ay para biriktirdim, eşimi alıp o değerli toplu restorana gidebilmek için oradan bu koşullarda. Oradan mutlu çıkmak istiyorum. Evet. Yani bir diğer masanın ağaç bilmem nesinin çok yüksek olması, patırtılı, gürültülü olması o insanı mutsuz ediyor. En büyük sorunlardan biri bu. Sonuç itibariyle bizim hayatımıza yansıyan ve işletmelere yansıyan bir sorun olarak görünüyor. Çünkü zaten ulaşmakta çok sorun yaşıyoruz. Statüsünü yani parlatmak isteyen insanlar silsilesi değil mi? Evet. Yemeğine değil, havaya bayılıyoruz abi. Tabağına değil, etrafa bakanlar. Evet. Daha çok o oluyor zaten. Daha çok o oluyor. Yani ben buraya geldim, ne yedim? O hiç dert bile değil. Maddi durumunuz o kadar kötü ki bazı günler evde yiyecek yemeğiniz bile olmuyor. Buna rağmen annen ve baban paylaşmaya çok önem veriyorlar. Tek başına yemek yemeyi hiç sevmediği için baba elindeki avucunda ne varsa mahalleliyle, esnafla, hiç tanımadığı insanlarla paylaşıyor. Onlara yemek ısmarlıyor. Yemek yediğin zamanlarda etrafında insan varsa sen de babandan gördüğünü yapmaya başladığını fark ediyorsun. En önemli mutluluk şekli mutlu ederek mutlu olma yöntemi ve şeklidir Ahmet abi. Paylaştıkça artar, ben buna böyle inanıyorum. Babamın yaptığı da bu abi. Evleniyorsun, bir oğlun oluyor. Birkaç yıl sonra anneni ve babanı kaybediyorsun. Çalışmaya devam ediyorsun. Hurdacılara gidip gelirken bir kaza geçiriyorsun ve elini makineye kaptırıyorsun. Sol elin kullanılamaz hale geliyor ama yine de asla çalışmayı bırakmıyorsun. Sen de babanın yolundan gidiyorsun. Akşamları evde eşin ve çocuğunla birlikte yemek yemek seni mutlu ediyor. Hurdacılık yaparak ve insanlara yemek ısmarlayarak tam 33 yıl geçiriyorsun. Hayata tutunduk. Çünkü bir şeyler, her şeye rağmen bir şeyler yapıyoruz. Ekmeğimizi paylaşıyoruz, suyumuzu paylaşıyoruz. Dolayısıyla da bu bizi mutlu ediyor. Bir kere mutlu olmak için yapıyoruz bunu. Aslında kendimizi mutlu etmek için yapıyoruz. Efendim bu zengin ve yoksul adamın ya da yoksul zenginin adı Rahmi Şişik. Yoksul ve ihtiyaç sahibi birini gördüğünde dayanamıyor. İhtiyaç sahiplerinin her türlü yardımına koşuyor. Rahmi Bey babasından ve annesinden böyle gördüğü için her şeye rağmen çocuğuna da paylaşmayı, ekmeğini bölüşmeyi öğretmiş bir baba. Çok güzel konuştuk. Empatide gerçekten çok iyisin. Teşekkür ederiz geldiğin için. İyi yemek yapan, yemekten iyi anlayan insanların bazılarının insan sarrafı olduğunu da düşünürüm. Sen onlardan birisisin. Çok teşekkür ederiz geldiğin için. Ahmet abi bu kadar uzaktan böyle el tutuşmak hiç güzel değil bana abi. Ben şöyle yapayım bir. Eyvah, sen otur. Gelirsin. Şöyle yapayım ben. Evet, beraber kapatıyoruz evet, o zaman. Abi. Efendim önümde Cüneyt Hasan Beyefendi ile birlikteydik. Harika bir, gene kendisi gibi, kendi programını yaptı aslında. Gelip benim programıma katılır gibi yapıp. Önümüzdeki hafta bambaşka bir empatide ama yine empatide buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoş gördüğün için teşekkür ederim. Aa, ne demek. Rica ederim. Estağfurullah. Hoş gördüğün nedir ya?